Merhabalar, ben Düzgün Uğur. Yeni Yaşam Derneği'nin Ekonomi ve Toplum Akademisi bünyesinde oluşturduğu toplum sağlığı seminerleri çerçevesinde bugün size travma sonrası büyümeyi anlatacağım. Önce biraz travmadan kısaca bahsedelim. Daha önce de travmaya dair konuştuğumuz için kısaca geçeceğim. Travma baş etme mekanizma, başa çıkma mekanizmalarını aşacak düzeyde etkili olaylar travma olarak adlandırılabilir. Travmanın en önemli duygusu çaresizliktir. Kişinin o anda yapabileceği bir şeyi olmadığını düşünmesidir. Normalde dünyayı kontrol edilebilir algılıyoruz. Ötekilerle bağ kuruyoruz ve ortaya çıkan olayı anlamlandırabiliyoruz. Yani çevremizdeki olaylar belli düzeyde de olsa tahmin edilebilir, kontrol edilebilir algılandığında rahatlarız. Ötekilerle bağımız olduğunda rahatlarız. Ve yaşadığımız olaya bir anlam atfettiğimizde, anlamlandırdığımızda rahatlarız. Ama travma bu üçünü de devre dışı bırakır. Yani artık olayı kontrol edemez hale geliriz, düşünürüz ya da en azından ötekilerle bağ kuramayız ve olaya bir anlam yükleyemeyiz. Herkes travmaya aynı tepkiyi vermez. Bu kişinin baş etme mekanizmasıyla, olaya yüklediği anlamla ve kendi deneyimleriyle ilişkili, aynı zamanda kişinin bazı nitelikleriyle de ilişkili. İşte cinsiyeti, yaşı, işte gelişim süreci, daha önceki deneyimleri, hepsi de kişinin travmaya verdiği etkiyi belirler. Travma sonrasında TSSB dediğimiz, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon, madde bağımlılığı, intihar gibi tepkiler en bilinen tepkiler. Ama en az bilinen tepki de travma sonrası büyüme dediğimiz bir olay. Size travma sonrası büyümeden bahsedeceğim. Travma sonrası büyüme nedir? Travma sonrası büyüme, travmayla mücadele eden kişinin ifade ettiği öznel, olumlu, psikolojik değişimdir. Yani kişi travma sonrasında kendini travmatik olay sırasında travmayla mücadele eder, olayı atlatır ve kendini daha güçlü, daha başka olaylarla da baş edebilir görür. Peki bu nereden geliyor? Buna dair nüveler aslında toplumsal yaşamımızın toplumsal kesiminde biraz yani var. Mesela birçok dinde acı çekmek olgunlaştırır. İnsanlar acı çeker, uzun uzadıya bir acının sonucunda olgunlaşır. Burada bahsedilen aslında travma sonrası büyümenin bir versiyonu. Diğer taraftan özellikle varoluşçulukta hem felsefi anlamda hem de varoluşçu ekol psikoloji, psikodinamik bir varoluşçu ekolde ölüm deneyimine çok yaklaşan bireylerin aslında bir şekilde güçlendiklerini, hayatı daha fazla, hayatın anlamını sorguladıklarını ve daha çok istekli bir şekilde hayatı yaşamaya başladıklarını ifade etmektedir. Bu ikisi de aslında travma sonrası büyüme ile paralel olaylar. Travma sonrası büyüme temelde travmatik stresle başa çıkmaya uğraşırken ortaya çıkan bir baş etme mekanizmasıdır. Ama süreçten zarar görmemeyi değil, bu süreçten güçlü çıkmayı ifade eder. Yani burada 3 tane kavramı, tekrar toplumsal olaylarda da kullanılan 3 tane kavramı düşünmek lazım. Birincisi kırılgan olma, güçlü olma, anti kırılgan. Hatta talep anti kırılgan kelimesinin aslında hiçbir dilde tek kelimeyle, yani anti kırılgan kavramının hiçbir dilde tek kelimeyle ifade edilmediğini belirtiyor. Yani işte hem Türkçe'de hem Kürtçe'de hem İngilizce'de de bu böyle, ama talep kendisi aynı zamanda bir Lübnanlı Arap, Arapça'da da böyle olmadığını, Yunanca'da da birçok dilde kırılgan, yani bu travma sonrası dönüşümü, büyümeye ifade eden, ona denk gelen bir kelime olarak düşündüğümüzde anti kırılganın bir kavram olarak, bir kelimeyle ifade edilmemesi aslında toplumlar nezdinde ne kadar az bilindiğinin göstergesi.
kırılgan için düşündüğümüz, yani bir olaydan olumsuz etkilenen ve o olayın neticesinde tahrip olan olarak düşünebiliriz. Güçlü ise olaydan etkilenmeyen, yani o olayın üstesinden gelen olarak düşünebiliriz. Ama anti kırılgan daha farklı bir şey. Olay öncesindeki pozisyonuna göre daha güçlü hale gelen, yani anti kırılgan bir tür değişim yaşar. Birazdan travma sonrası büyümede de göreceğiz. Travma sonrası büyüme bir güçlü olma değil, bir dayanıklı olma değil. Yani bir dayanıklılık hali değildir öncelikle. Dayanıklılık daha çok zor yaşam koşullarıyla baş etme sürecidir. Ama TSB, yani travma sonrası büyüme, zor yaşam olayı başladığında olmayan ama olay sürecinde ve olay sonrasında görülen bir değişim, bir dönüşüm sürecidir. TSB, TSSB'nin öteki ucu değildir. TSSB dediğimiz travma sonrası stres bozukluğu. Aslında travma sonrası stres bozukluğu isminde de anlaşılacağı gibi bir travmatik olay sonrasında ortaya çıkar. Hem TSB hem TSSB bir zor yaşam olayı sonrasında ortaya çıkar ve birbirleriyle ilişkilidir. Ama birbirlerinin tersi değildirler, birbirlerinden bağımsızdırlar. Bazen aralarında bir ilişki görülebilir ama hiçbir şekilde birbirlerinin devamı da değildirler. Yani bir uçta TSSB, bir uçta TSB gibi düşünmek de doğru değildir. Bir duygusal uyum değildir TSB. Yani travma sonrası büyüme, travmatik olay anında deneyimlenen duyguların geçmesi veya bu duygulara uyum sağlamak değildir. Az önce de dediğimiz gibi bir değişim sürecidir. Arka planda şöyle bir şey düşünebiliriz. Üç baş etme şekli olarak, yani teorik arka planı nedir travma sonrası büyümenin diye düşündüğümüzde, birincisi baş etme şekli olarak o ele alanlar, bir sonuç olarak ele alan teorik yaklaşımlar var. Bunlar şöyle, homeostatik dediğimiz bir yaklaşım, bu şunu götürür. Yani olay yaşanır, olayın sonrasında kişi olayın başında yaşadığı ana gelir. Bu bir tür aslında az önce dediğimiz güçlü olmayla paraleldir. Dönüşümsel negatif baş etme ise başlangıçtaki pozisyondan daha kötü olur. Bir duruma gelmektir. Yani şöyle düşünelim, bir kişi psikolojik anlamda bir trafik kazası, psikolojik anlamda geçirdiği bir trafik kazası sonunda kaza önceki haline dönüyorsa bu homeostatik bir durum. Ama kazadan kötü etkileniyor ve araba süremez hale geliyor. Bu da dönüşümsel negatif baş etme olarak düşünülebilir. Ama kişi mesela diyelim ki daha önce buzda araba süremiyor ve pat diye buzda araba sürdü, kaza yaşadı. Ama daha sonra buzlu yollarda da araba sürmeye başlıyor. Yani bu da dönüşümsel pozitif baş etme olarak düşünülebilir. Tam da TSB'yi ifade eden budur. Yani travma sonrası büyümeyi ifade eden budur. TSB'yi işlevsel tanımlayıcı bir model olarak düşündüğümüzde de şöyle düşünürüz. Travmatik olay kişinin bazı hedeflerini ve inançlarını sarsar ve yok eder. Kişi burada bir zorlukla baş etmek zorundadır. Yüksek derecede hedef ve inançlar ile ve duygusal sıkıntıları yönetme zorluğu diyebiliriz. Duygusal sıkıntılar bir süreç başlatır. Bu süreç zihinsel olarak sürekli bir şekilde aynı şeyi düşünmeyi getiren geviş getirme dediğimiz, yani geviş rumination dediğimiz bir şey. Türkçesi geviş getirme ama sürekli aynı olay neden bu başıma geldi diye düşünür. Sıkıntıları azaltan hedefe bağlanır. Yani aslında bir tür şey görür. Yani bu aşamadaki geviş getirme, yani bu aşamadaki sürekli aynı olayı düşünme tamamen otomatiktir ve intrusivdir. Yani giricidir, böyle kişinin iradesinin dışındadır. Kişi daha sonra ilk olarak duygusal sıkıntıyı azaltır
ve ulaşılamaz olan hedefi hedeften kopar. Bu travma sonrası büyümenin ilk aşaması. Yani kişi duygusal sıkıntıyı azalttığında ve ulaşamaz olarak ortaya çıkan hedeften koptuğunda geviş getirme artık şey haline gelir, iradi hale gelir. Yani kişi travma hakkında düşünmeye başlar. Yani ilk geviş getirme iradi değildi ve kişi neden başıma geldi, neden böyle oluyor falan diye düşünüyordu. İkincisi bu olay hakkında bu olayla nasıl baş edebilirim diye düşünmeye başlar. Bu biraz da bilinçli bir dönüşümdür. Burada bilişsel süreçte geviş getirme kurucu bir etki yaratır ve durumu yeniden analiz eder, anlam yükler ve tekrar değerlendirir. Bu da kişinin büyüme sürecinde anahtar bir rol oynar. Burada TSB ya da travma sonrası büyüme çok boyutlu bir olay, bir süreç. Bu kişinin inançlarında bir değişim yaratır, hedeflerde bir değişim yaratır, davranışlarda ve kimlikte bir değişim yaratır. Kişi de yeni bir yaşam anlatısı oluşturur ve bilgeliği geliştirir. Süreci düşünürsek, önce bir travmatik olay. Bir travma öncesi bir kişi, daha sonra olay yaşanır. Ve olayın sonunda kişi zorluklar yaşar. Yaşadığı zorluklar, duygusal sıkıntı yönetimi, işte temel şemaları, inançları, hedefleri var ve yaşam anlatısı var. Bütün bunlarla baş etme zorunda. Ve bu zorluklar geviş getirmeyi beraberine getirir. İlk geviş getirme dediğimiz, ilk geviş getirme tam da otomatiktir ve olay neden başıma geldi bir şey arayışıdır. İradi değildir ve kişi buradan kendini açar. Yani işte yazar, destek arar, ötekini ya da konuşur, dua eder. Bu aynı zamanda sosyal destek sağlar ve bu durumda kişi duygusal zorluğunu azalttığında ilk yaptığı şey geviş getirmenin konusunu değiştirir, içeriğini değiştirir. Yani bu olay neden başıma geldi diye düşünmek yerine bu olayı nasıl atlatabilirim, bu olaya nasıl baş edebilirim diye düşünmeye başlar. Ve ilk hedefini, yani artık mümkün olmayan hedeften kopar. Yani şöyle düşünün, bir araba sürüyorsunuz. Diyelim ki bir başka bir kente gideceksiniz ve pat diye kaza yaptınız. Arabanız çok kötü oldu, siz de yaralandınız. Ama hala kafanızda o kente gitmek varsa bu aslında olumsuz bir süreç. İlk bu olay nasıl başıma geldi diye düşünürseniz süreci atlatamazsınız. Burada ilk yaptığımız şey önce bu olay niye başıma geldi'den şu andaki olay üstesinden nasıl gelebilirim? Yani işte diyelim ki 112'yi mi aramalıyım, polisi mi aramalıyım ya da nereyi aramalıyım diye kafa yorduğunuzda bu sefer duygusal olarak aynı zamanda yaşadığınız sıkıntı da azaldığında ve ilk hedefimiz neydi? Diyelim ki A kentinden B kentine gidiyorduk. B kentine gitmek hedefinden de koptuğumuzda süreç daha rahat işlemeye devam eder. Ve bu sefer geviş getirme iradi hale gelir. Yani üzerine düşündüğümüz, sürekli düşündüğümüz olay bununla nasıl baş edebiliriz şekline gelir. Sosyal destek buluruz ve daha sonra baş etme mekanizmalarımız değişir. Yani yeni bir hal alır. Travma sonrası büyüme aslında bu süreçte gerçekleşir. Yani bir kaza gerçekleştirdiğimizde daha önce bir kaza olursa ne yaparım diye kafa yorduğumuz şeyde şimdi şunu düşünürüz. Bir kaza geçirdiğimizde işte şunları yapabilirim. Bir kazayla baş edebilirim haline gelir. Ve bu farklı alanlarda gerçekleşebilir. Travma sonrası büyümeyi anlatan bir başka teorik modelde bir anlamın bir yorumu olarak ele alan modeller vardır. Anlamlandırma ve kontrol etme, kavranabilir kılma ve tesadüfi olmayan değerlendirmeler aslında Batı kültüründe çok yaygın. Yani bir olay yaşadığımızda önce ona bir anlam bulmamız lazım. Onu kontrol edebilir
kavramamız lazım. Yani algısal düzeyde ve tesadüfi olmadığını şey yapmamız lazım. O yüzden bu sürece iki soru eşlik eder. Niye sorusu ve ne için sorusu. Bu iki soru aslında farklı bir etkisi olur. Niye sorusu? Daha çok bir şeyin sebebini bulmamızı, sebebini ararken sorduğumuz bir sorudur. Mesela niye kaza geçirdim diye kafa yorduğumuzda bir sürü şey bulabiliriz. Yol kötüydü, şeydi bundan ama hiçbiri bize kaza sırasında bir fayda sağlamaz. Yani işte şoförlüğümüz kötüydü, yol kötüydü, araç kötüydü ya da herhangi bir şey. Ama ne için dediğimizde yani daha doğrusu olay ne için sorusu biraz daha olayın sonrasına odaklanan bir sorudur. Neler yapabiliriz daha sonrasında? Bunun, bu deneyimin bize katkısı ne olur? Bu da aslında bizi daha faydalı bir atıf yapmaya götürür. Yani TSB'yi sağlayan, travma sonrası büyümeyi sağlayan ne için sorusudur. Yani bu bundan sonra etkisini düşündüğümüz sorudur. Diğer taraftan travma sonrası süreçle ilgili iki tür anlam var. Genel anlamlar ve durumsal anlamlar aslında yaşamımızda var olan iki şey. Genel anlamlar kişinin kalıcı inanç ve hedeflerini içerir. Yani daha küçüklükten oluşturulan hedefler ve inançlardır. Travma kişinin genel anlamlarının yanı sıra anlam kurucu özelliğini de tehdit eder. Yani yeniden anlam kurma, tekrar anlam oluşturma hem genel anlamı tehdit eder hem de yeniden anlam kurma özelliğini tehdit eder. Travma sonrası büyüme ise farklı alanlarda anlam oluşturmaya denk gelir. Yani aslında yeniden anlam kurabildiğimizde travma sonrası büyüme yaşarız. Örneğin kişisel güçlenme durumsal anlamın genel anlama entegre edilmesiyle olur. Yani genel anlam biraz daha katı ve değişimi zordur ama kişisel güçlenme aracılığıyla bir tür genel anlama, kişisel güçlenmeyi genel anlama entegre edebildiğimizde travma sonrası büyümeyi yaşarız. Mesela hayat felsefesinin değişimi bu yüzden, mesela daha ölüme daha yakın deneyimler yaşayan kişilerdeki hayat felsefesi deneyimi buna bir örnek oluşturulabilir. Peki TSB'de neler oluyor? Biraz ona bakalım. TSB sonunda kişiler arası ilişkilerde olumlu bir değişme oluyor. Mesela birincisi kişiler de bir yakınlıkta bir artma oluyor. Yani günlük yaşamda yakın durmadığımız diğer insanlarla ilişkili daha fazla yakın duruyoruz. Çünkü aslında travmatik olay bizim onlara ihtiyacımız olduğu konusunda bizi ikna ediyor. Ve bu aynı zamanda onlarla ilişkilerimizi daha iyi kurmamızı sağlıyor. Diğer taraftan kendimizi daha fazla açıyoruz. Yani kendimizden daha fazla bahsediyoruz ve bu da öteki insanların da kendilerini bize açmalarına ve bizim ilişkimizin daha iyi olmasına sağlıyor. Daha fazla duygu paylaşımı yapıyoruz. Yani travma öncesinde kendimizi açtığımızda daha çok düşünce, daha çok davranış boyutundaki paylaşımlar duygu paylaşımına kayıyor. Duygu paylaşımı yakın ilişkiyi arttırıyor. Ve empatik davranışlarda artma oluyor. Çünkü travma sonrası büyüme, travmatik olay daha doğrusu, kişinin ötekilerin deneyimini anlama konusunda bir fayda sağlıyor. Kendiliğin algılanmasında bir değişiklik yaratıyor aynı zamanda. Şunu görüyoruz, daha önce de yani travmatik olay öncesinde şunu fark ediyor, düşünüyoruz. Aslında biz güçlüyüz. Ama travmatik olay bize kendimizin daha incinebilir olduğunu gösteriyor. Ama olayla baş ettiğimiz için de incinebilir ama baş edebilir oluyoruz. Yani daha önce bir olay yaşamayan, incinmeyecek olan kurduğumuz anlam olay sonrasında incinebilir ama güçlü, baş edebilir olarak yeniden kuruluyor. Zor bir olayı başarmanın verdiği bir güven
oluyor bize. Mesela bir kazanın üstesinden gelmek önemli bir, bizim için önemli bir başarı olarak hanemize yazılıyor. Kendi kafamızda bunu düşünüyoruz. Kendimizi bir kazayla baş edebilir olarak kuruyoruz. Ve daha önce hiç denemediğimiz rollerimiz ortaya çıkıyor. Yani sadece kaza, mesela kaza sırasında bir yardım talebinde bulunmak veya bazılarına yardım etmek bizi aynı zamanda daha önce hiç denemediğimiz roller konusunda bizi teşvik ediyor ve bu da kendimizi algılarken daha güçlü algılamamıza neden oluyor. Bir başka şeyde yaşamın değerinin farkına varıyoruz. Öncelikleri gözden geçiriyoruz. Yani bir mesela daha önce işine yoğunlaşan, tamamen hayatındaki işte para kazanmaya ya da ne bileyim daha böyle şey bir işe yoğunlaşan bir kişi travmatik bir olay neticesinde aslında yaşamındaki öncelikleri değiştirebiliyor. Yani bu diyelim ki işte paradan şeye kayıyor. Daha mutlu bir hayat, işte çocuklarıyla, eşiyle ya da arkadaşlarıyla, dostuyla daha fazla zaman geçirmeye kayıyor. Veya sıradan günlük şeylerin önemini kavruyoruz. Yani işte diyelim ki her gün birlikte kahvaltı yapmak, ailedeki diğer bireylerle birlikte kahvaltı yapmak bizim için çok sıradan, çok da önemli olmayan bir şey. Ama travmatik deneyim bize bunun ne kadar önemli olduğunu, o paylaşımın ne kadar önemli olduğunu bize hissettiriyor, bize fark ettiriyor aslında. Yeni seçeneklerin farkına varabiliyoruz. Ulaşılabilir amaçlar ile ulaşılamaz amaçlar arasında ayrım yapabiliyoruz. Bu aynı zamanda ulaşılamaz amaçlardan daha rahat vazgeçebiliyoruz. Bu travmatik olay sürecinde de yaşadığımız bir şeydi aynı zamanda. Yani çok daha büyük amaçların peşinde koşup daha fazla zaman harcamak yerine aslında bazı amaçları tamamen elliyor, onlara zaman harcamıyoruz. Daha ulaşılabilir hedeflerin peşinde koşuyoruz, amaçların peşinde koşuyoruz. Aynı zamanda inanç sistemimizde de bir değişiklik yaşanabiliyor. Bunlardan bir tanesi dini inançlarımız değişebiliyor. Yani illa dini inanç olmak zorunda değil ama genel anlamda inanç sistemlerimiz değişiyor. Varoluşsal deneyimimiz daha derinleşiyor. Yani şu anlama geliyor. Yani yaşamı daha fazla anlamlaştırmaya başlıyoruz. İşte ve yaşamdaki anlamların nerede, nasıl ortaya çıktığı konusunda daha fazla kafa yoruyoruz. Peki travma sonrası büyümeyi ne etkiler? Biraz bunun üzerine düşünelim. Yani neler olay? Birincisi, yaşanan olay sarsıcı ise, ne kadar sarsıcı ise travmatik büyümenin ortaya çıkması o kadar olasıdır. Ama bu tek başına değil tabii ki. Yani kişi baş edemez olduğunda TSSB yaşar. Yani travma sonrası stres bozukluğu yaşar. Ama baş edebildiğinde tabii ki burada doğrudan bir doğrusal orantı, doğrusal ilişki düşünmek doğru değil. Etki süresi, süre çok uzadığında, yani travmatik olayın süresi çok uzadığında kişinin baş etme araçları tamamen felç olabilir. Bu da kişinin travma sonrası bir büyüme yaşamasını engeller. Olayın zamanı, yani olay İşte diyelim ki yeterli derecede oturmuş olması lazım baş etme mekanizmalarının. Daha genç bir, işte bir çocuk travmatik bir olayla baş başa kaldığında, bir travmatik bir olay yaşadığında baş etme mekanizması iyice oturmadığı için baş edemeyebilir. Olayın şiddeti, yani orta şiddette olaylar daha büyümeyi yaratma eğilimindedir ama başka çalışmalarda daha şiddet ile büyüme arasında böyle doğru orantı bulmuştur. Yani bu konuda orta şiddette olayların daha fazla büyüme yaratma eğiliminde olduğu düşüncesindeyim. Çünkü çok şiddetli olaylar kişilerin baş etme mekanizmasını tamamen ortadan kaldırabilirler. İnsan eliyle gerçekleştirilen olaylar
daha sarsıcıdır. Ama diğer yandan da bir öfke nesnesi yaratırlar. Yani diyelim ki işte bir tecavüzcüye, bir işkenceciye öfke duyarız. Öfke harekete geçirici bir duygudur. Yani ve mücadele azmi verir kişiye. Bu açıdan bir belki böyle literatürde böyle net çalışmalar olmamakla beraber bir tahmin yürütebiliriz. Öfke aslında travma sonrası büyümeyi sağlayan bir duygu diyebiliriz. İnsan eliyle yaratılan travmalardaki bir diğer duygu da korkudur. Korku da aktif edici bir duygudur. Yani insanı aktifleştirici bir duygudur ama tersine yani kişiyi kaçınmaya götürür. Yani bu da aktifti. Aktif olarak dahil olur kişi ama travma etkeniyle kavga etmek yerine, travma etkeniyle mücadele etmek yerine travma etkeninden kaçınır. Aslında bu da bir tür baş etme yöntemidir. Doğal afetlerdeki başat duygu ise üzüntü ve çaresizliktir. Üzüntü bir mücadele duygusu olmaktan çok bir vazgeçme duygusudur. Yani bir içe çekilme, kaybı kabul etme süreciyle ilgili bir duygudur ve kişiyi mücadeleden alıkoyar. Gene alanda çok çalışma olmamakla beraber şöyle düşünebiliriz. Üzüntü TSB'yi olumlu etkileyen bir duygu değildir. TSB'yi etkileyen bir diğer faktör ise hayatta kalanın çevresel özellikleri. Az önce olayın çevresel özelliklerini düşünmüştük. Şimdi hayatta kalanın çevresel özellikleri, kişisel ilişkileri, yani sosyal desteği güçlü insanlar travmatik olay sonrasında daha kolay TSB yaşarlar. Yani kişi hem aynı zamanda bir deneyim yaşamış olur hem de olayla baş etmiş olur. Kişisel ilişkileri güçlü, sosyal desteği iyi olan insanlar daha kolay yaşarlar. Maddi kaynaklara sahip insanlar aynı zamanda daha kolay travmatik olayla baş edebilirler. Çünkü travmatik olayların aynı zamanda maddi kaynakları vurma eğilimi de vardır. Bu da insanların ayrı bir alanda mücadele etmelerini gerektirir. Eğer daha az alanda mücadele ettiklerinde daha kolay baş edebilirler. Bireysel özellikleri, yani TSB'yi etkileyen faktörlerde hayatta kalanın bireysel özellikleri nelerdir? Biraz onu düşündüğümüzde kişinin baş etme stili, iki tür baş etme stilinden bahsedebiliriz. Biri kaçınmacı baş etme, diğeri de aktif baş etme. Kaçınmacı baş etmede kişi daha çok olay niye başıma geldi diye düşünür ve daha çok da bu tür olaylardan nasıl kaçınacağını, nasıl bu tür olaylarla baş başa kalmayacağını düşünür. Aktif baş etmede ise kişi tam tersine olayı nasıl engelleyeceğini veya yaşadığında da nasıl baş edeceğini düşünür. Kaçınmaktan çok mücadele etmeyi tercih eder. Aktif baş etme yöntemini kullananlar daha fazla travma sonrası büyüme yaşarlar. Bir diğer özellik kendine güven. Kendine güven düzeyi yüksek insanlar travmatik olaylarla baş başa kaldıklarında daha kolay atlatırlar ve daha kolay onu bir deneyim olarak adlandırırlar. Aynı zamanda deneyime açıklık. Bazı insanlar deneyimlere daha fazla açık, bazıları mümkün oldukça yeni deneyimlere kapalı olmaktadırlar. Yeni deneyimlere açık insanlar daha kolay travma sonrası büyüme yaşarlar. Dışa dönüklük gene burada önemli bir faktör. Dışa dönük insanlar daha kolay sosyal destek buldukları için belki başka özellikleri nedeniyle daha kolay travma sonrası büyüme yaşarlar. Yumuşak başlılık dediğimiz aslında biraz ötekiyle ilişkilenirken ötekinin pozisyonunu daha kolay kabul etme olarak düşünebiliriz. Yani hemen yargılamayan, hemen bir değerlendirme içerisinde olmayan, olduğu gibi ötekini kabul eden insanlar
daha kolay travma sonrası büyüme yaşarlar. Bu da biraz deneyime açıklıkla ilişkilidir aslında. Kadınlar daha fazla travma sonrası büyüme yaşamaktadır. Bu kadınların bir yandan, yani en azından alanda yapılan çalışmalar, kadınların daha fazla deneyime açık oldukları ve ötekini yargılama konusunda erkeklere nazaran daha düşük düzeyde ötekini yargıladıklarını düşündürtüyor bana. Yaşlılar daha fazla TSB yaşamaktadırlar. Bunun sebebi kanımca daha fazla deneyimli olmaları. Yani deneyim aynı zamanda TSB'yi yaratan bir şey. Yüksek eğitimliler daha fazla TSB yaşamaktadırlar. Bunun sebebi gene aynı şekilde iyi bir deneyim ve çeşitli kaynakların varlığı, maddi ve baş etme kapasitelerinin daha çeşitli olmasıdır. Azınlık üyeleri gene TSB yaşarlar. Azınlık üyelerinin daha fazla TSB yaşamasının sebebi biraz aslında bir şekilde başka travmatik olaylar veya travmatik olayı çağrıştıran başka deneyimler yaşamış olmalarıdır. Yani daha fazla olumsuz deneyim yaşarlar ve bu olumsuz deneyimler azınlık üyelerini hem deneyime açık hale getirir hem de daha hazırlıklı hale getirir. Son olarak TSB ile ilişkili diğer bazı psikolojik kavramlara değinelim. Psikolojik sağlamlık, tabii ki bunlar TSB değildir ama zor koşullar altında beklenmedik olumlu başarılar elde etme ve sıra dışı koşullara uyum sağlamadır. Yani daha şey bir durumdur. Az önce bahsettiğimiz güçlü olmaya daha denk gelir. Diğer taraftan dayanıklılık gene aslında biraz buna gönderme yapıyor. Kendilerini toparlama kapasitesi kişilerin yani biraz daha şey bir durum, TSB'ye yakın bir durum. Çünkü değişimin üstesinden gelme biraz da. Ama tabii ki değişimin üstesinden gelme ile değişimin kendisini yaşama farklı şeyler. İyimserlik, kişinin daha umut dolu olması ve daha aktif baş etme mekanizmasını kullanmasıdır. Ve en son tutarlılık ise olayları anlama ve kavrama kapasitesinden ötürü kişinin daha kolay olayı kavraması ve onun üstesinden gelmesi. Özetle şunu diyebiliriz. Travmatik olaylar kişilerde farklı etkilere yol açabilirler. Çoğunlukla psikoloji literatüründe çoğunlukla çalışılan olumsuz etkilerdir. Ve özellikle TSSB'dir. Yani travma sonrası stres bozukluğudur. Ama travmatik olaylar sonrasında insanlar bir büyüme de yaşayabilir. Bunun anlamı şu, kişi travmatik olay öncesinde sahip olmadığı bazı mekanizmaları, bazı güçlü yönlerini travmatik olayla mücadele ederken ve onunla baş ederken edinir. Bu da kişinin güçlenmesini sağlar. Bu güçlenme bilişsel boyutta, kimliğinde, olayları anlamlandırmasında ortaya çıkabilir. Bu da yani kişinin dünyayı farklı bir şekilde değerlendirmesi, önceliklerini değiştirmesi, yeniden anlamlandırması anlamına gelir ki kişiyi daha güçlü kılar.